Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle MC Kare'nin ikincisini çözeceğiz. Şöyle ilk soruyla hemen başlayalım. Şimdi bize ne diyor arkadaşlar? Şöyle de büyütürsek birinci soruyu hemen. Bakın diyor ki Bir tane dikdörtgen varmış ve ölçüde 360'a 540'mış. Tamam. Bunu diyor ki bakın dikey ve yatay olarak tam ortalarından 4 eş parçaya. Sakın bunu şöyle yapmayın. Atıyorum şöyle 4 parçadan bahsetmiyor. Bunu ikiye böldüğünüzde ve bunu böldüğümüzde şöyle tam düzgün çizeyim. 4 eş parça oldu mu? Orta noktası dediği için burası 270, burası 180'dir. 360'ın yarısı. Yani bize buradan bahsediyor. Diyor ki buraya eşit aralıklar ağaçtık ki o zaman bir EBOB sorusu. 270 ile 180'in EBOB'unu alırsak 90'a böldük aradaki fark. Bu 3 bu 2 değil mi arkadaşlar? Peki. Hemen şöyle siyahla yapıyorum. Bakın kalın yapıyorum. Şimdi bakın önce köşeleri ağaç koyarak ben işimi kolaylaştırayım. Şuraya ağaç koyduğumu düşünün. Şimdi aralıklarla ağaç koyacağım. 90-90 olduğu için buraya bir tane koyarım. Bakın şu 90, şu da 90, 180 olsun diye. Şuraya iki tane koyarım. Bir tane, bir tane. Şöyle iki tane. İki tane 270'ler için. Şuraya bir tane, buraya da iki tane. Buraya da iki tane ve buraya bir tane, buraya da bir tane. Bütün ağaçlara saydığınızda bakın. 2, 4, 6, 7. Şurası 14 ve şurası 21 yapar. Bakın 6 tane de ortada var. 21 artı 7 şey 6 27 yapar. Yani cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Hemen ikinci soruya geldim. Hızlıca şöyle birazcık daha şunu küçülteyim. Tamam. Diyor ki bize 4 dizinin asal çarpanına ayıracakmışım. Önce 210 çarpı 2'den 420. 210'u 105'e bölersem arkadaşlar 2'dir. 105'i 3'e bölersem şurası 35'tir. Ve 35'i 5'e bölersem şurası 7'dir. Bize diyor ki A ile D'yi toplayın. Yani 210 ile 7'yi toplarsam şurası 217 yapar. Eksi. Bize ne istiyor? C ile B'yi toplayın. 35 ile 2'yi toplarsam burası da 37 yapar. 217'den 37 çıkarırsam cevap 180'den denizli olur deriz. Hemen 3. soruya geldim. Bize diyor ki bakın 420'nin asal çarpanını şeklinde ayırıyormuş ama illa asal olmak zorunda değil. A için bir şey demiyor. Ama 2 ile 5 taban. Şimdi ben 4, 4200 pardon 420 değil. Bunu ben 42 çarpı 100 diye ayırsam. 42'yi de 21 çarpı 2. 100'ü de 4 çarpı 25. Yani şöyle ayırsam olur mu? Tabii ki bunlar birinci dereceden. Bakın 21 üzeri 1 çarpı. Şurası 2 üzeri 3 oldu. Ve şurası da 5 üzeri 2 oldu mu? Yani buradan bakın 21 sayısı A'ymış. Yani 21 bölü. B sayısı şuradan bakın. 2 üzeri B'den 3'tür. Artı. 5 üzeri 2'den C'de 2'dir. Buradan da 7 artı 2'den cevabımız 9. Yani Ceyhan'dır. İsterseniz bunu siz normal çarpan şeklinde ayırabilirsiniz. Ben en kısa yoldan iki parça ayırıp daha sonra da bunu asal çarpanları şeklinde yazdım. Dedim. Peki dördüncü soruya geldim. Aynı mantıkla bakın bunu da yapın. Yukarıdaki taktiği kullanın. Size diyor ki bir farklı doğal sayılardır. 24 çarpı A ile 25 çarpı B asal bölenlerini istiyor. O zaman bakın 24 çarpı A ile 25 çarpı B'nin asal bölenleri eşitmiş. Şimdi o zaman şunu yapsanız da sizde. 24'ü asal bölenleri arkadaşlar 2 çarpı 3 değil mi? Asal. 2 üzeri 2 veya 3 üzeri 2 olmasından biridir arkadaşlar. Asalları istiyor. Bu A. Bu da 5 çarpı B midir arkadaşlar? E o zaman bakın ikisi birbirine eşitse A5 olsa B de 2 çarpı 3 olsa sonuçta iki tarafta da 2 3 5 ve 2 3 5 olmaz mı? Buna göre en doğal sayısı diyor arkadaşlar. En de e, ne diyor bize? En nereden geldi? En küçük değeri. Ha, en de bundan arkadaşlar çarpılırmış. Yani A çarpı B'den cevap 6 kere 5'ten yani şurası 6 kere 5'ten 30 deriz. Tamam mı? Çünkü en bunların normal çarpımıymış. Peki geldim bu 5. soruyu hızlıca. Diyor ki 13.40 bakın 13.40 saati bu saatten sonra tüm asal çarpanları ilk seferde aynı olan. Şimdi 13 ile asal çarpanları zaten 13'tür. Sadece 13 olabilir arkadaşlar. O yüzden 26 olamaz işin içine 2 girer. 39 olamaz işin içine 3 girer. O yüzden 13'ten geçtim. İlk 14'e bakacağım. 14 ile 14'ün arkadaşlar ilk asal çarpanları eşittir. Aynı zamanda şunu unutmayın. 14 ile 28'in asal çarpanları aynıdır. Biz aynı olanları istiyor. Sakın ha bakın şu aşağı yazıyorum. 14 ile asal çarpanları yani bir 14 daha ekledim demeyin. Çünkü burada arkadaşlar e pardon 42 şurası özür dilerim. Ha, 42 demeyin çünkü 42 2 çarpı 3 çarpı 7 yani işin için 3 de girer. O yüzden 42'den sonra bir 14 daha eklersem yani 14 56 bakın. Bunun asal çarpanları 2 ve 7. Bunun da 2 ve 7'dir. Sonra geldik 15'e. 15 ile e. 15 direkt kendisi yani 15 deriz. Bize diyor ki rakamları toplamı en büyük olan kimdir? Gördüğünüz gibi Engin'in rakamları toplamı en büyüktür. Buradan o yüzden cevap e, Engin yani Ceyhan şıkkıdır deriz. Hemen şöyle arkadaşlar bir saniye şöyle kaydedelim. İkinci sayfaya geçiyorum. İkinci sayfada şöyle bir ekran notu alalım. Sonra şöyle büyütelim sizin için daha rahat oluyor. Tamam. Şimdi altıncı soru yapıyorum. Bakın. Biz bunu zaten çok çözdük. Özellikle zoom'da çok çözdük. Şimdi ama burada bakın bu bizim büyük R'miz. Dikkat edin bu bizim büyük R'miz. Küçük R değil. Şöyle yazayım. Bana küçük R lazım. Çünkü 2 pi R'den. Yani bana 2 çarpı pi 3'tür. Bunun reisi arkadaşlar yarı çapı 20'dir. Yani burası 6 kere 20'den 120'dir. Bunun da yarı çapı 45'dir. 2 çarpı 3 çarpı 45'ten bu da arkadaşlar 6 kere 45 270'tir. E bize bundan ekokunu soruyor. Bunu nerede yapalım? Şurada yapalım. 120 ve 270 arkadaşlar 30'a bölerseniz burası 9 burası 4'tür. 36 çarpı 30'dan cevap 1080 çıkar. Yani denizli şıkkı deriz. Peki 7. soruya geldik. Bizim klasik ne sorumuz arkadaşlar? Araba boşluk sorumuz. Araba boşluk. Araba boşluk. En son araba ile bitmiş. O yüzden dikkat edin. Bir tane araba fazladır. Şimdi ilk başta diyor ki aralarında 40 santim boşluk var. O zaman buraya ilk başta 40 dersem burası 90, 90, 90 en son bir tane 50 fazladır. Yani siz birinciye 90K artı 50 demeniz lazım. Geldim ikinciye. Bakın bu seferdeki arasındaki boşluk 10 cm düşüyor. Yani şöyle o zaman burası da 60K artı 50 olmaz mı? Şimdi bunların ekokunu alacaksınız. Yani 90 ile 60 ekokunu alırsanız arkadaşlar 30'a böldüm. Burası iki burası 3 mü? Her zaman çapraz adet değil. Bunu unutmayın. Şurada ekokta. Yani 90 bunun ekoku 180 ya. Şuraya kadar arkadaşlar bakın 1 2 3 masa gibi düşünün. Sonra şu bir tane daha masa var tabii ki fazlalık. Pardon üzerim burası iki masa olacak 90 90 çok pardon. Şöyle yapalım. Şöyle iki masa. Çünkü 90 90 180 artı 50 bir masa daha var. Burası da 60 60 60 3 masa bir 50'lik masa daha var. Son durumdaki masa sayısı kaçtır diyor. Bakın 3 tane buraya kadar var. Artı bir tane şu fazlayı unutmayın. Bastıra bastıra yazıyorum. Cevap Bursa'dır o yüzden. Hemen Adana'ya sazan gibi atlamayın. Ne olur. Geldim. Bu soruyu aslında çözmenize bile gerek yok. Bize diyor ki iki tane sayı seç çarptığında 6 üzeri 4 olsun. Şimdi bir şeyin 6 olması için tabanların 2 ve 3 üstlerin aynı gelmesi lazım. Mantıken. Yani. Öyle değil mi? Arkadaşlar bakın burada 2 ve 3 var. Burada 2 ve 3 var. Burada bakın ikisi de 3 3. Yani 3 tabanında 3 tabanı çarparsa nasıl 6 tabanı olsun? O yüzden otomatikman olamayan ciddiye yan oluyor. Diğerlerine bakmanıza bile gerek yok. Geldim dokuzuncu soruya. Çok basit bir soru daha. Bize diyor ki bakın bir numaralı bayrak en büyük olacak. Bir kere o yüzden otomatikman şurada okumadan şunu bile silebilirsiniz. Bu arada 1 ile 2 aralığında asal 2 ile 3 aralığında asal olacak. Ama 1 ile 2 aralığında asal demiyor. 1'i 21 vermiş. Kabul. 1 ile 2 aralığında asal Bakın 2 ile 3 aralarında asıl o zaman cevap zaten çıktı. Burada bakın 2 ile 3 aralarında asıl değil. Burada bu gitti. Burada da 1 ile 2 aralarında asıl değil. Bu gitti. O yüzden cevap Adana'dır. Burada bu kadar kilogram bu kadar kilogramın toplamını istiyor. E virgülden kurtarın. Yani şu bilimsel yazarsam sayı 2 tane küçülürse yukarısı 2 tane büyür böyle oldu mu? Öbürün de bakın arkadaşlar sayı 1 e şöyle yapayım mı sizin için büyütüyor mu? Şöyle daha rahat olur. Bakın şöyle bir şöyle iki sayı iki tane büyürse yukarısı iki tane küçülür mü? Şöyle oldu mu? E şurayı toplarsanız 5 olur arkadaşlar. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Ama dikkat edin bu kilogram. Bizi grama çevir diyor. Yani on üzeri 3 ile çarparsanız bunlar gider cevap 5. Yani Ceyhan olur dersiniz. Geldik en uzun soruya. Adım adım yapacağım. İyi arkadaşlar. Hatta önce şunu şöyle yapayım ki çünkü şu A'lar B'ler de lazım. Hmm. Tekrar başlıyoruz. Arkadaşlar bakın diyor ki böyle bir şey varmış. Kırmızı renkli kareden eğer yanındaki sayı tek ise aşağıya devam edeceksin. Yani kırmızı için şuraya yazıyorum. Kırmızı da şöyle hmm, ok yapmayayım. Kırmızı da bir saniye şuraya geri alayım. Ha. Kırmızı için eğer tek ise bakın aşağıya devam eder. Çift ise kırmızı da sağa sola devam eder. Bunu not alın. Sarıyı yazıyorum. Sarıda tek ise bu sefer sağa sola devam edecek. Çift ise aşağı devam edecek. Şimdi bu ne demek? Hemen izleyelim. Şimdi buna göre hangisi yanlıştır? A noktasından başlandı. L'den çıkar. Şimdi A'dan başladım. Bu çift Çift kırmızıda ne yapıyormuşum arkadaşlar? Sağa sola gidiyormuşum. Gittim. Sonra bu tek bakın tek ve normal aşağı iniyorum. Tek sarıda denk geldim. Bakın sağa sola gidiyormuşum. Gittim. Burada aşağı iniyorum. Çift sarıda bakın. Çift sarıda şurada ne diyor? Aşağı in diyor. Aşağı indim. Bakın çift kırmızı geldi. Sağa sola gitti diyor. Sola gittim. Buradan aşağı indim. Ve A'dan girip L'den çıktım mı? O zaman bir doğru. Şimdi her birini farklı renkle yapacağım. Bir daha silemem arkadaşlar. Hatta şöyle bunda morla yapalım. B'den girip L'den mi çıkıyor? Şimdi 3 tek bir sayı aşağı indim. Kırmızının yanında tek varsa aşağı in diyor. Aşağı indim. Sarının yanında tek varsa sağa sola git diyor. Sağa gittim. Burada arkadaşlar tekrar aşağı indim. Sarının teki varsa diyor ki çift var özür dilerim. Aşağı ince indim. indim. Kırmızının diyor çift varsa sağa sola git diyor. Gittim. Tekrar aşağı indim. Bu da L'den çıktı mı? Bu da doğru. Şimdi iyi bakın. Bunda da şöyle açık mavi yapayım. C'den başlayıp M'den mi çıkıyorum? Çiftten aşağı indim. Kırmızı çifte sağa sola çekmişim. Gittim. Tek de aşağı indim. Bakın aşağı indim. Sarıyı tek gördüm. Sola gittim. Buradan aşağı indim. Buradan böyle gittim. L'den çıkacağım. Bakın bu M'den değil. L'den çıkar. Alın yanlış cevap. Peki D'ye bakalım. D'yi de şöyle siyahla yapayım. Hatta daha koyu yapayım. Tekten geldim. Buradan tekrar tekte aşağı indim. Kırmızı tekte. Aşağı indim. Sarı tekte bakın burada diyor ki sola sağa git diyor. Sola gittim. Aşağı indim. Kırmızı çift var. Bakın sola gidin diyor. Sola gittim. Aşağı indim. Bu da L'den çıkması lazım. O yüzden cevap Ceyhan yanlış olan deriz. Bayağı uzun ama güzel bir soru. Şimdi geldik şöyle. Bir saniye. Niye böyle yapıyor? Şu ekran not alalım sonra büyütelim. Şimdi bize diyor ki, şöyle yapayım. Çocuk lazım olmadığı için arkadaşlar sayı lazım olduğu için olabildiğince şöyle büyüteceğim tamam. Şimdi iyi bakın bize diyor ki, bunların boyu bu kadarmış. Ama bir tanesinden bakın üçünün her birinden bir adet ama bir tanesinden iki adet kullanacaksınız. Peki 2 adet olanı bulmak için bunun hepsinin toplamını şundan çıkartırsanız aradaki fark zaten fazlalığı verir. Şimdi birincisi arkadaşlar 0,76'dır. İkincisi 210'dur. Üçüncüsü 0, ters yazılmıştır. Bak şaşırtmacadır dikkat edin. Ve bu da 0,202'dir. Şimdi bunları bir toplayalım mı? 210, 0,76, 0,84, 0.202. İyi bakın topluyorum. 2, 0, 16, ve şey 15, 17, 1 değerli. 18'in 8'i ve burası da 1, 1, 2. Yani hepsinden birer tane alsaydım toplam buydu. Ama bana toplam diyor ki 642 olacak diyor. Bundan da 211, 802 çıkaracakmışım. İyi bakın. 0, 2, 16'dan 8 çıktı. 8. Pardon şurası 4'tü çok pardon. 8. Burada 1 kalmıştı. Buraya 10 verdiğim için. 0, 0, 0. Bakın 0,84 kaldı mı? O zaman fazlalık olan iki tane olan sosyalmiş. Yani cevap Ceyhan'dır deriz. Geldim 13'e. Bize diyor ki bir alttan bir üstten seçin. Ama diyor ki bakın birbirine denk olmayanları seçin. Ve en küçükle en büyüğünün üstlerini toplayın diyor. Şimdi şunların tabanlarını değiştirelim. Eksi 4. Eksi 2. Şurada 3 üzeri 0 diyelim. Şimdi seçebileceğim en büyük şu da 3 üzeri 4'tür bu arada. Bakın en büyük 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 2'nin çarpımı değil midir? Yani en büyük 3 üzeri 6'dır arkadaşlar. En küçük de 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 2 değil mi? Yani 3 üzeri 6 üstleri toplarsanız 6 eksi 6 daha 0 yapar. Yani cevabımız Ceyhan olur deriz. Peki hızlıca buna gelelim. Diyor ki 2'nin üssü sarı, 3'ün üssü Ha 2'nin kuvvetleri, 3'ün kuvvetlerinden bahsediyor. İşte 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 diye gidiyor arkadaşlar. İşte bu da aynen 3 üzeri 1, 3 üzeri 2 diye gidiyor. Bu da gidiyor, bu da gidiyor. Şimdi ki sarı ve mavi renkler yeşil. Şimdi sarı ve mavi hem 2'nin hem üssün kuvvetleri. Yani aslında otomatikman 4'ün kuvvetleri. 4, 16 ve 64'ten bahsediyor. Tamam. Beyaz ve kırmızı da pembe. O, o da 3'ün ve 9'un kuvveti. Yani otomatikman ortak olan 9'un kuvvetleridir. Yani 9 ve 81'den bahsediyor. Çünkü başka yoktur. 1'den 100'e kadar. Buradaki diyor ki bakın yeşilin en büyüğü. Yeşil alttaki. Bunun en büyüğü 64'tür. Pembenin en küçüğü 9'dur. E 64'ten 9 çıkarın. Cevap 55. Çok çok basit. Çok güzel bir soruymuş. Beğendim soruyu. Hemen geçelim. 14'ten 15'e. Şöyle bir ekran görüntüsü alalım. Şimdi büyütüyorum. Bakın ben bunu size hatta soruyu da söyleyeceğim. Şimdi şöyle yazayım. Koray da böyle bir 9 faktöriyel diye bir soru vardı. Ya da 5 faktöriyel de diyordu sorunun içinde. Hatta size bunu anlattım ki hesap makinesindeki sayıların çarpımın asal çarpanları gibi bir şey olursa sayıları çarpmayın. Asal çarpanı ayırın. Yani şurası bakın. Şu 2'yi aldım. 2. 3 dursun 3. 5 dursun 5. 7 dursun 7. Bakın 10 yerine 2 çarpı 5 yazacağım. 12 yerine 2 çarpı 2 çarpı 3 yani 4 kere 3 yazacağım. 14 yerine 2 çarpı 7 yazacağım. 15 yerine 3 çarpı 5 yazacağım. 21 de 3 çarpı 7'dir. ve şu çarpı 35 de 5 çarpı 7'dir. Şimdi iyi bakın arkadaşlar. Şimdi bir şeyin kökün dışına çıkabilmesinin çift kuvvet olması lazımdı. Şimdi ikileri çok kaç tane 2 var? 1 2 3 4 5 5 tane 2 var. Yani 2 üzeri 5 Kaç tane 3 var? 1 2 3 4 tane var. Kaç tane 5 var? 1 2 3 Bir de şurada var. 4 tane var. Kaç tane 7 var? 1 2 3 4 7 üzeri 4 Şimdi bunlar kökün içinde. Sonuçta hepsi kökün içinde alacakmışım. Şimdi kökün dışına kim çıkar? Arkadaşlar bakın. 354 diye çıkar. 554 biliyorsunuz 5 üzeri 2 diye çıkar. 704 diye çıkar. Bakın 255'i de ben sıvını söyledim. Böyle ayırın diye. Şu 204 de 2 üzeri 2 diye çıkar. En son içeride şu 2 kaldı mı? E o zaman bize de ki içerideki sayı nedir diyor. E A da 2'dir işte. Bu kadar. A'nın alabileceği pardon, A'nın alabileceği en büyük değer için B kaçtır diyor? B de 2'dir. Yani cevabımız adanadır. Güzel bir soru. Tam benim size dediğim soru çıktı. Hatırlıyor musunuz? Rasyonel ve irasyonel. İşte burada irasyonel sayılar bakın kökün dışına çıkamayan sayı irasyonel. Kökün dışına çıkamayan sayı irasyonel. Devirsiz ama nokta 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 gidebilmeyen sayı irasyonel. Arkadaşlar bu 12 diye dışarı çıkıyorsa bu rasyoneldir. Bunu buraya atacaksınız. Eksi 5 zaten bir rasyonel sayıdır. Bakın nokta noktayı aldanmayın. Bu bir devirli sayıdır. Bir üstünde devir vardır. Bu da bir rasyoneldir. Bu da bir rasyoneldir. Bu sayı köklü bir sayıdır. Bu irasyoneldir. E, kimleri takas yaparız? Cevap Ceyhan. Bunun size birebir aynısını anlattım. Youtube'da da zaten var. Peki 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 peki. Diyor ki bakın. Bir tane klavye varmış. Tamam. İşte Kökü tam çıkaran sayı alttaki kare kökü tam çıkarmayan sayı yazılmaktadır. Şimdi hmm, üstteki altta 3 yazıyor. Mesela 5'e kadar diyor ki 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 2 tane tam kare sayı var. Üstteki yazacağım. 3 tane tam kare olmayan sayı var. Alta 3 yazacağım. Buna göre diyor 100'e kadar diyor. Üstteki ve alttaki sayıların diyor. Işte büyük olandan küçük olanı çıkardığımızda sonuç ne olur? Çok basit değil mi arkadaşlar? 1'den 100'e kadar Tam 10 tane tam kare sayı yok mu yüzün karesi 10 olduğu için? O zaman 90 tane tam kare olmayan sayı var mıdır? E 90'dan da 10 çıkartın cevap 80 değil mi? Çok güzel bir soru ama çok basit bir soruymuş diyebiliriz. Ve geldik son iki soruya. Şöyle ekran görüntülerini alalım. Sonra büyütelim. Oo, bir saniye. Şurası tam ekran görüntüsü olmadı şöyle büyüteyim. Zaten çok da bir şey yazmıyormuş ama olsun. Geldim size bahsettiğim soruya. Yani çoğunuza bahsettim. Sınavın ne olur dikkatli okuyun. Çok küçük detay var diye. Şimdi diyor ki bu soru benim 7. sınıfta size sorduğum bomba soruydu. Veya fenomende zoom'daki bir şey en fazla gidiyorsa dibine kadar gideceğiniz soru. Şimdi size diyor ki 16 bir tam kara sayısı 4'tür. Tamam. Ama bize diyor ki bakın. A tam kare olmayan bir sayı ve 8 tane dışarı çıkabilen sayı var. Şimdi 8 tane dışarı çıkabilen sayı ise 64'e kadar gitmek zorunda. İşte 65, 66 hala 8 tane var arkadaşlar. Onlar kimler? Şu yukarıdan aşağı yazayım. Kök 1, kök 4, kök 9, kök 16, kök 25, kök 36 ve kök 49. Şöyle siyahla da sizin için işaretleyeyim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane dışarı çıkan sayı var. Şimdi bir sonraki kök 81'i yazarsanız 9. sayı olur. Ama siz 8 tane çıksın ve buraya kadar yazabileceğiniz en büyük de en küçük sayının farkını soruyor. içindeki sayıdır. Şimdi buna 9 olacağı için dibine kadar giderseniz bu 80 olur mu? Şimdi hocam en az da 64 yazabiliriz. 80 ile 64'ün farkı 16'dır derseniz ben bunu size sazan derim. Çünkü silik diyor ki A tam kare olmayan bir şey. Yani 64 değil. Benim A en küçük 65 olmak zorunda. O yüzden 80, 80 65 65 arasındaki fark 15. Yani cevap Ceyhan'dır. Bunu yapanların çoğu 16 yapacak. Ve ben de bunun hesabını size soracağım. Ve geldik buna. Diyor 5 ile 6 arasında bir sayı ve 6 ile arasında bir sayı. Bunları çarpınca bir doğal sayı olurmuş. Yani kök dışına çıkabiliyormuş. E arkadaşlar şimdi 5 6'ya kadar yani 25'ten 26'ya 36'ya kadar. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 hatta sizin için yazık 35. Şimdi bir kere öncelikle bu sayı kurtulması için kök, A kök B'ye şeklinde çıkması lazım. Yani ya şu 3 kök 3 olur. Ya şu 2 kök 7 olur. Ya da kök 32 var arkadaşlar. 4 kök 2'dir. Diğerlerin hiçbiri kök dışına çıkamaz. Kendisinden bir tane daha lazım. O da zaten 6 ile 7 arasında değil. Şimdi 6 ile 7 arasında yani kök 36 ile kök 49 arasında. Diyor hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. 3 kök 3'den bir büyük olan 4 kök 3 var burada 48. Dursun. Bu 3 kök 7 kök 63'tür. Bu yok bu aralıkta. Ve bu da 4 kök 2 Değil mi arkadaşlar? 4 kök 2'nin büyüğü 5 kök 2. O da kök 50'dir. O da buradadır. Bu da yok. O zaman sadece bunların çarpımı değil mi? Yani 3 kök 3 ile kök 27 ile kök 48 4 kök 3'ü çarparsanız 12 çarpı 3'ten cevap 36. Şunu şunu çarpımı 3'tür. Cevap 36 gelir. Yani cevabımız Ceyhan'dır. Ve geldik buna. Diyor ki iki tane tahta varmış şöyle. Bu 12 kök 2'dir dışarı çıkar bu da 64 çarpı 3'ten 8 3'tür. Ben buna siz bunları verdim size diyor ki 1 4 parça ayrılıyor bunu dörde bölerseniz bir tanesi şu şunların bir tanesi 3 kök 2 olur bu arada Engin sakın bunu dörde bölerken kök 72 deme çünkü köklü sayı köksüz sayı bölünmez bu da iki eşit parçamız 8 köküç 2'ye bölerseniz 4 3'tür Arkadaşlar şu Masanın yüksekliği kimle kim arasındadır diyor. Şimdi 3 kök 2 kök 18'dir. Kare kökte uzunluk varsa herkes içeri girecek. Bu da kök 48'dir biliyorsunuz. Kök 18 yaklaşık 4,2 gibi bir şey yapar. 4'ten birazcık büyüktür. Kök 48 de 6,9 gibi bir şey yapar arkadaşlar. Çünkü 7'den biraz küçüktür. Toplarsanız 11,1 gibi bir şey yapar. Bu da Adana şıkkı deriz. Geçeriz. Umarım sınavınız iyi geçmiştir. Herkes kendine iyi baksın görüşmek üzere